Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi TYT'nin 11. haftasındayız. Geçen hafta AYT konularına da başlamıştık. AYT'nin 2. hafta konularını da bu hafta vermeye devam ediyoruz. Hemen Türkçenin TYT konularıyla başlayalım. Yanda da gördüğünüz gibi TYT Türkçe'de bu hafta sözcük türleriyle başlıyoruz. At, tamlamalar, at tamlamaları ve at tamlamalarının özellikleri konularımız var. Toplam 5 video. Toplam sürelerine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 40. AYT Edebiyat 2. hafta konuları şiirde yapıyla başlıyor. Şiir şekilleri, şiir türleri, şiir bilgisi şiirde ahenkle devam ediyor. Yine toplam 5 videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman yaklaşık 1,5 saat ve çözmeniz gereken minimum soru sayısı bu konulardan bu hafta için 60 soru arkadaşlar. TYT Matematik 11. hafta konularımıza baktığımızda denklem çözme ve denklem kurma problemlerinden toplam 4 videomuz var. Sürelerine bakarsak yaklaşık 1 saat 45 dakikalık video süremiz var. Arkadaşlar Vural hocamız diyor ki denklem çözmeyi zaten az çok hepimiz biliyoruz. 100 soruluk, minimum 100 soruluk ağırlığı daha çok denklem kurma problemlerine verin diyor. AYT matematik konularında bildiğiniz gibi geçen hafta polinomlarla başlamıştık. Bu hafta polinomların devamından 2 videomuz var. Polinomda 4 işlem ve kalan bulma konusundayız. Toplam 2 video, süreleri yarım saat arkadaşlar ve çözmeniz gereken minimum soru sayısı ise 40 soru. Geldik TYT, AYT, geometri konularına. Geometride bu hafta dörtgenlerde açı, dörtgenlerde uzunluk ve alan ve deltoid konusunu öğreneceğiz. Toplam 3 videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman 25 dakika ve hocamızın tavsiyesi bu konulardan bu hafta için minimum 60 soru çözelim. Fizikte 11. hafta TYT konularımız durgun elektrik ve elektroskop arkadaşlar. 2 videomuz var. Süresi 18 dakika ve minimum 50 soru çözmeniz gerekiyor. AYT fizik konularına baktığımızda ise bağlı hız, nehir ve akıntı problemleri var bu hafta. 2 videomuz var. Yine toplam süreleri 18 dakika ve minimum 30 soru da bu konulardan bu hafta çözmeniz gerekiyor. TYT kimya 11. hafta konularına bakıyoruz. Su ve hayat, bir de bir konumuz daha var. Çevre kimyası. 2 videomuz var. Toplam süreleri 37 dakika ve minimum 30 soru bu konulardan bu hafta çözmeniz gerekiyor. AYT Kimya 2. hafta konularımızda ise periyodik cetvelde yer bulma, periyodik cetvelde blok türleri, periyodik özellikler 1-2 olmak üzere toplam 4 videomuz var. Toplam süreleri yaklaşık 1 saat ve minimum bu konulardan 60 soru bu hafta çözmeniz gerekiyor. TYT Biyoloji 11. haftada ise mitoz bölünme ve eşeysiz üreme başlıkları 2 videomuz var arkadaşlar. Toplam süreleri 45 dakika ve minimum 40 soru çözmeniz gerekiyor. Hemen geldik AYT Biyoloji konularına. Biyolojide 2. hafta AYT konularımız insan fizyolojisi. Duyu organlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Göz, deri, kulak, burun ve dil olmak üzere toplam 5 videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman 1 saat 5 dakika ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 60 soru. TYT, AYT tarih konularında 11. haftada ilk ve orta çağlarda Avrasya yönetisinden 4 tane videomuz var arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türklerde devlet yönetiminden 2 video, din, ekonomi ve sosyal hayat, bir de ordu ve edebiyat videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat ve çözmeniz gereken minimum soru sayısı 40. TYT Coğrafya 11. hafta konularımıza bakarsak akarsular ve oluşturduğu şekillerle devam ediyoruz bu hafta. Akarsu aşınım ve birikim şekilleri, Türkiye'nin plato ve ovaları, çözünebilen kayaçlarda oluşan yer şekilleri ve Türkiye'de karstik şekiller videolarımız var. Toplam 5 video, toplam sürelerine baktığımız zaman 1 saat 20 dakika ve çözmeniz gereken minimum soru sayısı 60. AYT coğrafyanın 2. hafta konularına baktığımızda ise canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlerden 4 tane videomuz var arkadaşlar. Birincisi doğal faktörler, ikincisi biyolojik faktörler, paleo, coğrafya ve biyoçeşitlilik. Toplam sürelerine baktığımızda 45 dakikalık bir video süresi var ve minimum 40 soru da bu konulardan bu hafta çözmeniz gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz AYT ile birlikte yürütüyoruz artık programı ve şöyle bir program izleyeceğiz. Sizleri de bilgilendireyim. TYT'nin 11. haftasındayız. Şu ana kadar geldiğimiz gibi biliyorsunuz 3 hafta konu veriyoruz. 1 hafta o 3 haftanın tekrarını sizlere veriyoruz. Hocalarımız videolar çekiyorlar, genel tekrarlarını yapıyorlar. Sizler de bunları izleyip 4. haftalarda tekrarlarınızı yapıyorsunuz. TYT'de de bir sonraki hafta genel tekrar haftası olacak. AYT genel tekrarları ise 4. haftasında, yani TYT genel tekrarından bir hafta sonra olacak. Sizleri de zaten bir sonraki pazar günü kılavuz videoda bununla ilgili bilgilendireceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.